sizle de devam şimdi, edelim. Eee S400'ler konusunda. Her üç değerli konu. S400'lerin önemini, evet. ne yapar? E, şimdi biz hep Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı konuşuyoruz. E, fakat Yok, e, ya da farklı aslan ya onlar ama yani, S400'leri Rusya'dan aldık. Rusya'ya karşı mesela bizi korur mu olası bir savaş durumunda? Şimdi hava savunma sistemi karşılaştırma e, verilerini yapmış arkadaşlarımız. Evet. Aslında daha net bir şekilde sizden anlatmanızı rica edeyim bu bilgilere. Ona geçmeden evet bir e, küçük bir değerlendirme yapmak istiyorum. Yani e, hem Uluslararası hem de Uluslararası ilişkiler hocası ve hoca dedi bu e, emekli askerlerden bahsetti. Evet, Türkiye, NATO'ya en büyük katkıları yapmış, NATO'nun üçüncü büyük ordusuna sahipti. Birinci husus bu. İkincisi, biraz sonra konuşacağız Fransa ile özellikle Yunanistan'ın yaptığı NATO'nun beşinci maddesindeki ittifak, yani egemenlik konusunda birbirlerine yap, yardım etme taahhütü. Kastus Feoderis dediğimiz. Yani müttefiklerden birine bir saldırı olduğu takdirde, onlar da hepsi beraber saldıracaklar. 51. maddedeki kolektif güvenlik. Peki burada ben size katılıyorum. Şöyle ki evet yeni bir dünya düzeni kuruluyor ve orada İsmet Paşa'nın söylediği 64'teki durumdayız şu anda. Nedir o? Jansen mektubuyla Türkiye bir şekilde dışarıya atılmak istendi. Ve o zaman şunu söyledi. Sayın İsmet İnönü Time dergisine verdiği bir takım şeyde yeni bir dünya düzeni kurulur ve bu dünya düzeninde de Türkiye yerini alır. Çünkü Türkiye bir kadim medeniyet bir defa. İki, jeopolitik olarak muazzam bir üstünlüğe sahip. Dünyada hiçbir devlet yok Türkiye gibi bu üç katıyı kontrol edebilen. Peki bu yaptıklarına karşılık Türkiye dışlanmıştır ve ahde vefa dediğimiz Pakta Sun Servan'da uluslararası hukukun öngördüğü bir şekilde yardımı göremiyor. Model ülke dediğimiz Türkiye'ye biraz sonra anlatacağım bunların hallerini Bir savunma ihtiyacımız var bunu vermiyorlar. Şimdi Türkiye bunu gördüğü için e, sayın komutanımız hatırlayacak genelkurmay anlaşmalar subayı iken Türkiye ile Rusya anlaşmasının Karadayıf Paşa zamanında gidip Boskova'da hazırlayan proje subayıyım ben. Bir NATO ülkesi gidip Rusya ile hemen Sovyetler çöktükten sonra bir askeri anlaşma yaptı. Ve bu askeri anlaşmada bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın bakın diyor ki verimli bir görüşme yaptık. Savunma, havacılık ve uzay. Bu anlaşmada bunlar vardı. Ve bunu hayata geçiren hocanın dediği gibi AK Parti hükümeti oldu. Bakıldığında Amerika ile birlikte hareket ettiği yolunda bir takım şeyler vardı Sayın Cumhurbaşkanı Başbakanı olduğu zaman. Halbuki dedi ki S-400 işi bitmiştir. Bu kime? Doğrudan Washington'a ona söylüyor. Bir gün önce e, konuştuk burada. Büyükelçi almayın diye yeni büyükelçi Türkiye'yi tehdit etti. Size katsa yapar. Ondan sonra da diyor ki Türkiye NATO'nun önemli müttefikidir. Ya kardeşim Türk vatandaşı da diyor ki bu ne lahana turşusu Amerikalı. Gerçi Amerikalılar lahana turşusundan anlamaz ama. Şimdi burada şimdi diyor ki daha ileri boyutlara taşıyacağız. Yani bu bizim imza ettiğimiz anlaşma hükümetlerle ilgili bir mesele değil. Bu o zaman Ecevit hükümeti zamanında, Erbakan hükümeti zamanında anlaşmaydı. Dikkat ederseniz 94'lü yıllardan bahsediyorum. Bugün gelinen noktada uçak motorları alırız diyor Türkiye. Taahhüt ediyor. Savaş uçakları alabiliriz. Neden? Gittik S-34'lere baktık Su-34'ler. Belki su 53i yapacağız bu 57 onların ortak şeyi. Neden? Bize motor vermiyor. Ver diyoruz motoru vermiyor. Uçağı mı ver? Vermiyor. E ee, Yunanistan babam silahlanıyor. İsrail silahlanıyor. Peki, denge burada... bozuluyor yani. Ha, şimdi Peki. burada balance of power dediğimiz güçler dengesinin içerisinde evet. eğer siz taraflardan bir tanesini oyun dışı bırakırsanız bu durumda karşı dengeleri gelecektir. Bu şimdi hocam önemli bir noktadasınız. Buyurun efendim. Ee, biz S400 savunma sistemini denge için mi aldık? Ee, yoksa buradaki kıyaslamaya karşılaştırmaya da bakalım. S400 var e, Rusya'dan, e, FD2000 Çin'in. ...yapmış evet, olduğu savunma evet. sistemi... Patriot Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı, e, SAMP T Fransız, İtalyan'ın yapmış olduğu. Denge için mi yoksa S400 gerçekten daha iyi olduğu için mi? bir e, asist Farklı bir silah sistemidir. Bakalım bir asistir. kıyaslamaya bir bakalım Orayı mı, hocam. Orayı anlatacağım ama iki yani, ...müsaade edersiniz... lütfen Bundan aynı eşdeğerli söyledim. Diyor ki denizaltı alacağız. Bakın diyor ki Reis sınıfı denizaltılarda sıkıntı var. Almanya sen vermezsen ben dizel denizaltılarda Ruslarla işbirliği yaparım diyor. Halbuki bu daha önce düşünülmemiş bir şey. Aynı Almanya 90 tane büyük ağır torpido Yunanistan'a verdi. Fransa 3 tane fırkateyn veriyor. Denge değişiyor. Onu bahsediyorum. Evet. Hiçbir zaman Türkiye Ege'de ve Doğu Akdeniz'de güç dengesinin değişmesine izin veremez. Çünkü biz yani aç gezeriz, aç gezeriz. Silahsız bir ordu bırakamayız. Çünkü Türkiye... Mesut Hocam şeyi de söylerseniz daha doğru... Mesela İran nükleer programa devam ediyor değil mi? Devamlı devam ediyor ve ısrar... Ne yaptığı belli değil. Ya ne yaptığı belli değil. Türkiye'de mecburen dengenin bozulmaması için hem İsrail hem İran'a karşı nükleer projeye başlamak zorundaydı ve başladı. Yani bunu denge içinde düşünmek. De. Oraya geleceğim ve bakın, hiçbir şey olmasa, kullanmasak bile el, elin güçleniyor. Evet, Bende yani. de var. Çünkü İran bu kozu sürekli olarak kullanıyor ya da bir korku salıyor değil gemi mi diyor yaparız ya gibi öyle gibi. diyebilir miyiz? Gemi yaparız ne demek? Türkiye bakın bize gemi vermediler. İstediğimiz gemileri vermediler. Artı bu yaptığımız Anadolu bu hafif uçak gemisine F-35 uçak gemisi. gemisi. 25 dayarı Anadolu gemisine dikine kalkacaktı. Bu verilmedi bize. Diyor ki gel biz seninle gemi yapalım. Bakın Türkiye bunu yaptı. Kime? Ukrayna'ya gemi satıyor. Artı Pakistan'a gemi satıyor. Bu Cumhuriyet tarihinde çok büyük bir devrim yani. Ha şimdi ben de komutan da biliyor. Biz sayın komutanlarımıza gidip Pentagon'da biz Amerika 300 milyon dolar kullanılmış askeri silah teçhizat verdiğinde seviniyorduk. Bak geldik ordumuzu şey yaptık ama yedek parçadan 80 senedir biz Amerika'yı dinleniyoruz. Hala bak F-16'dan bizi tehdit ediyor. Yarın Komutan da hatırlayacak. Çek git, çekiç güç bize yaramıyor dediğimizde F-16'yı keserim dedi. O yüzden Türkiye gitti İsrail'le. O zaman askeri anlaşma yaptı. Her onları aldık. Şimdi buraya gelince bir şey daha var burada söyleyeceğim. Çok yararlı diyor. Temaslı olacağız. Ama demin konuşulana ait şöyle bir şey daha var. Sayın Mustafa Bey'in dediği gibi. Biz diyor radikal unsurların temizlenmesinde muhataplarımızdan daha iyi bekliyoruz. Soşi mutabakatına bağlıyız. Yani Soçi'de eğer varsa terör örgütleri gelin beraber yapalım diyor. Şimdi gelelim bunların teknik anlaşmasına. Şimdi bir husus daha söyledi Amerikalılar, Ruslar. Size S-500'de verelim diyor. Bakın bu çok önemli. Bir üst versiyon. İki, Rusların yaptıkları bize çok önemli bir şey daha var. Beraber uçak gemisi yapalım diyor. Şimdi bu NATO'nun değişen konseptine karşı eğer siz ortaklarınıza, bu, bugün bunu söyledi Dışişleri bakın. Vermiyorsun dedi NATO. Ben o zaman başkasından alacağım arkadaş. Neden? Şimdi, i̇kinci S-400'ler kapıda. Şimdi Türkiye'nin bir hava savunmasına ihtiyacı var. Neden? Türkiye'nin en önemli kalp yağı neresi? İstanbul ve Marmara Bölgesi. Niçin? Bütün endüstriyel şeyimizin yüzde 60-70'i buradan karşılıyor. Onu takviye eden Eskişehir, Adana, diğer bölgeden yavaş yavaş gelişiyor. Kayseri. Ama İstanbul ve Marmara'nın korunması 7 tane füze üssüyle kurulmuştur. Ve bunu Amerikalılar yaptı. Anlattım. Devam etti Mehmet Gönlüboğlu Hoca'nın kitabını açın okuyun. E, der ki orada Amerikan senatosunda Türkiye o kadar önemli bir ülke ki bütün dağların uçak savar ve füzeler yerleştirip Rusya'yı görmemiz lazım. Bugün Türkiye Rusya'da ortak tatbikat yapıyor ve askerlerimiz Suriye'de bir şekilde devreye geziyor. Bunu e, işte yaklaşık 40 senede Rusya çalışan bir uzman olarak Ruslarla konuştuğumuzda Rus basınına verdiğim bizim 2050'lerde Türkiye-Rusya ilişkileri nerede olacak bunu düşünmemiz gerekiyor. Bu bakımdan her zaman Ruslara da şunu söylüyorum. Türk-Rus ilişkileri İdlib-Suriye ile örtüşemez. Bu bakımdan. Şimdi gelelim bu füzeleri. Lütfen. Bu füzeleri istedik 30 sene vermediler. 91'de verdiler bize. Neden? Irak harekatı vardı. Ondan sonra 2003'te geldi. 3 batarya. Bunların hepsini geri çektiler. Çok kısa anlatıyorum. Ve Türkiye hava savunmasız kaldı. Artık uçaklarımız eskidi. Benim çalıştığım. Efor alacaktır 30 yaşında. İhtiyacımız var. Hala ihtiyacımız var. var. Peki. Ama Gemiler nereden, neden aldık? Biz. Şimdi bu kıyaslamaya baktığımızda. Evet şimdi Çinli, almak istedik. Amerika zihar alamazsın dedik. Halbuki Çin'in geliştirdiği hem gemiye hem de şeye takılıyor. Özelliği bu. Hmm. Karadan ve e, şeyden de atılıyor. K kıyı savunması da yapıyor ve çok ilginç. Çinliler bu diğerleri istedik. yapılmıyor mu hocam? Bu, eh, bir biraz diğerleriyle... daha büyük bunlar. Bu Çinlilerin yaptığı böyle çift dual versiyon dediğimiz. Ve hem S-300'ün hem de Patriot'un bilgilerini çalmışlar. Çinliler o konuda çok iyiler. Çünkü Amerikalıların en iyi uçağı F-22 çaldılar bir güzel. Evet. F-35'i çaldılar. Globmester'i çaldılar. Neleri varsa kapaçileri çaldılar. <laughs> yani daha çalmadıkları bir şey yok. mikroçiplerin çalıyorlar. Amerika ya Mikroçip terbiyesi Amerikan otomotivi durdu. Biz şimdi, şimdi Çin'den istedik olmadı. ama buna karşı çıktı çap, Amerika Birleşik şey, Çok daha ucuza verecekti bize. Öyle Teknoloji mi? de verecekti. Bunu gitti. Peki ondan sonra Patriotlar çok pahalıya verdi bize. Aldığımızın çok daha üstüne. Artı vermedi. Peki komşumuz Yunanistan'a verdi. Bize niye vermiyor? vermiyor. Peki gerekçe Yunanistan'da hem, hem S-300 hem, hem de Patriot, sen, Patriot var. Sen S-400 aldın ben sana uçak da vermiyorum şimdi. Demek ki aynı İngiltere'nin yaptığı gibi bize bir Amerika'nın gizli bir ajandası var. Ben bunu şey yapıyorum. Çünkü iki müttefik ülkesin bir denge gözetmek zorundasın. Yunanistan ve Türkiye ki bu Johnson mektubunda da vardır. 7'ye 10 senatonun kararı var. Yunanistan veriyor 100, bize veriyor hiç. E biz ne yapacağız kardeş böyle bakacağız mı kafamıza füze düşsün? Üstelik o aldığımız Knight ve Herkül füzeleri 55-60 yaşında demode oldu. Onu bir çıkın, kapatabilmek için burada gözükmeyen half sistemleri aldık 60 kilometre. Ancak modern uçak 250 kilometreden atıyor. Hele Yunanistan aldığı bu yeni Rafael uçakları 300 kilometreden Kayseri'yi vuruyor. Ege'den attığı zaman Kayseri'de pencereden şimdi sokuyor. Şimdi menzil kilometre farkları da var burada değil ha, mi şimdi hocam? Şimdi buraya geleceğiz. Patriot'u da vermedi geldik Sempe. Bu da e, çok güzel bir füze sistemi ve hala sırada ortada. Türkiye bununla müzakerelerini sürdürüyor. Fransa'dan da alabiliriz. Fransa. Alabilir miyiz? Tabii tabii. müzakereleri. Bir de ortak çalışmamız var değil mi hocam Evet. Yani, ne kadar çok çeşit olursa elimiz o kadar tabii güçlenir yani, mi? De, Sadece de, şimdi biz Amerika Birleşik Devletleri'ne de, ya da farklı ülkelere de. batıya karşı düşünsek Burada ben Yunanlı komşularımızı tebrik O zaman Rusya'yı da tehdit evet. eder değil mi bu da aynı şekilde? Elbette. Ya evet. da yani, daha Rus, farklı. Rus uçanı vurabilir bu. Evet, yani yarın. Ama s 400de vuramayız değil mi? Vuramazsın tabii. Sana verir mi onu? O yazılımı vermez. Şöyle örnek vereyim bakın. Eksokyet füzesi dediğimiz füze, Falkland Savaşı'nda İngiltere gibi dünyanın en büyük deniz devletinin piyakasını bozdu. Neden? Patır patır fırkateynleri vurmaya başladı. <laughs> Etendrant dediğimiz, çok da üstün bir uçak değil bu, Fransız e, yapımı uçak. E, bu uçak, bu gemileri vurmaya başlayınca bir telefon oldu Londra ile Paris arasında. Ne olur bize dedi, frekansları verin. Zavallı Arjantin pilonları gittiler, gene vuracak şeyi attı mermiyi pat diye suya düştü. Neden? Frekanslarını değiştirdiler ve dü füze düştü. O zaman milli füzeyi, milli uçağı, milli yazılımı yapamazsan bitti. Türkiye bunu gördü. 64'te gördü. Amerikalılar teşekkür ederim. Yunanlara şundan dolayı teşekkür ederim. Akıllı adamlar. Ne yaptı? Hem Amerikan hem Fransız uçağı alıyor. Denge var yani. Amerikalı vermezse Fransızdan devam edecek. Şimdi İsrail'in iş tutuyordu. Fransızlar Gelirler, ve İtalyanlar bize verirler mi hocam? Siz bunda nasıl bir görüşmeler? Verirler hazırlar. ve bataryayı tuttu Antep'te bir müddet burada. Hmm. Ondan sonra Türkiye bunu öğrendi de nasıl kullanıldı? Hala hazırda. bu da aynı zamanda gemilere takılabilir özellikle. Şimdi benziyor. Evet. Menzillere bakılınca radar menzilleri gördüğünüz gibi S4 daha üstün. 4. İkincisi bir de Rusya'nın şöyle düşünelim yani Soğuk Savaş döneminde Rusya'nın hava savunması bütün Sovyetler Birliği'ni kapsayacak şekilde sadece S-400'ler değil onu takviye eden başka yüksek irtifa sistemleri de var. Bunun bir parçası S-400. O yüzden böyle geniş yapmak zorunda. Evet. Çünkü çok büyük bir ülke. Ha, gelelim e, uçaklar, uçaklar için, için füze menziline bakalım. 400. Fakat füze irtifa sınırı bakın burası her ikisini aşağı yukarı belli ama Aynı anda 300 hedefi kilitleyebiliyor. Bir şey daha var. Günümüz füzeleri de değişti. Hocanın dediği gibi her şey değişiyor ya. Öyle o da değişti. Ne de değişen? Alçak irtifa Kruis dediğimiz seyir sınıfı füzeler. Radara e, yakalanmıyor değil mi? Patriot bunu vuramıyor. Vuramadığı gibi aynı zamanda e, bize vermek istedikleri eski model. bir son model istiyoruz vermiyor onu bana. S-400 radardan barken, kaçabiliyor ben Murat, mu? Yani? S-400 radardan kaçabiliyor mu hocam? Elbette. Çok yüksek irtifa çok alçak irtifadan, sıfır irtifadan da füzeyi bulabiliyor. Kurş füzesi çünkü hemen tepenin arkasından gelir. E, dolayısıyla bunu yakalamanız gerekiyor. Bu radar sisteminin özelliği bu. Sahip bunun. şimdi Amerika Patriot'u verdiği zaman diğer tay hat dediğimiz onu tamamlayan diğer kademeleri de almak zorundasın. O da maliyetinizi bir çok yükseltiyor. Halbuki dünyanın en iyi hava savunma füzesi dahi olsa Yüzde onun üzerine çıkması çok zor. Yani size 100 uçak geldi, onun ancak vurursunuz. O da çok iyi eğitimli olmanız ve bütün radarlarınız aktif olması kaydıyla. Artı sadece bu radarlar yetmez. Avakslarınız olacak, yer radarlarınız olacak, ileri sensörleriniz olacak, uçaklarınız olacak. Hepsi bir kombinasyon. Yani uzayda şeyden tutun, yukarıda uydudan en alttaki kademeye kadar sizi delmeyecek şekilde bir hava radar sisteminizin olması gerekiyor ki Orada, orada bizim yakalayıp vuralım o uçağı. O çerçevede işte Rusya ile Türkiye'nin uzay çalışmalarında, siberde beraber... Şimdi onu soracaktım. Beraber. Bunlar sizin anlattığınız çerçevede. Evet. İlyas Hocam'ın da dediği gibi Türkiye ile Rusya'nın uzay çalışmaları dedik. İşte o zaman tamamlayıcı etkenler üzerinde de evet. çalışıyor iki ülke oraya değil mi? Geleceğim. Diyor ki Cumhurbaşkanımız bir denizde bir karada platform kuralım. Bu da bir devrim. Ne diyor? Bakın ona 3 bin, 10 bine 3 bin. Türk çocuğu diyor genç. Bunlarla Rusya'da beraber oldum. Her şey pırıl pırıl şu anda bitirdiler. Akkuyu'da çalışıyorlar. Ve yıllar diye yalvardık. Amerikalılar, Kanadalılar, Fransalar. Gelin bize nükleer santral yok. Neden? Türkiye'nin iyi. Hey kardeşim Fransızlar %76. Japonlar %75 enerjisini nükleerden. Türkiye kullanmasın. Türkiye öcü. Neden? Eğer sizin hocanın dediği gibi Türkiye dünyada 17. sırada. Ekonomik olarak enerjiyi ucuz alırsa bu durumda rakip olacak. Şimdi gelelim e, burada aynı anda atılan füzeye baktığımızda 36 tane birden atabiliyor. Yani birinden kaçarsa diğerini vurma yüksek, e, şeyi çok yüksek. Ve e, gördüğünüz gibi Şimdi 12 on... mak gibi e, şeyden e, yaklaşık e, petriyot'tan 2 misli yüksek. Şimdi siz bunu mu alırsınız ötekini mi alırsınız? Pekala bunları da geçtik hepsini. Bu bir tedarik meselesi artı ihtiyaç meselesi. Dedim ki bir, F-35'lerde yapıldığında bu füze eş zamanlı değil. İki, uluslararası hukuk açısından ve contract law dediğim sözleşme hukukuna göre Amerika'nın yaptığı tamamen hukuka aykırıdır. Türkiye bunun için lobi kurdu ve paramızı da geri alacak. Şimdi, şimdi kullanan evet, ülkeler, şimdi bakalım, hangi ülkeler? Amerika, 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 Birleşik Devletleri bu veriyor. Şimdi, kimlere vermiş? Kimler? Hollanda ve Almanya'nın bataryaları bize geldi. Ee, İsrail zaten onun vazgeçilmez arkadaşı. Başka bu Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve SAZ arkadaşları Katar dahil Suudi Arabistan, bunlar Körfez ülkeleri Amerika'nın verdiği silahtan başkasını alamazlar. Peki ne kalıyor burada? İki kanat ülke. Yunanistan, Yunanistan ve Japonya. Şimdi sen hem diyorsun Türkiye çok önemli müttefik. Lan niye vermiyorsun manifest ederim. Bakıyor şimdi Amerikalı ne kadar şey varsa önümüze koyuyor. Senato vermez, o vermez. Ben de Amerikalılara şunu diyorum. Sizin senatonuz, senato, yasama yürütme var, yargı var, bağımsız, demokrat. E biz muz cumhuriyetimiz kardeşim. Vermeyin o zaman ben de başkasından alırım. Ne dedi Cumhurbaşkanı? Biz de dedi kendi göbeğimizi keseriz. Ha şimdi Kore çok önemli bir ülke. Polonya'ya verdi. Ya kardeş sen Polonya'da S-300 var zaten. Bir de kalkıyorsun bunu veriyorsun. Bir şey daha var. Polonya daha dün komünistti. Biz S-400 aldık diye yaptırım uygulandı ve S-400 konusunda üzerinden de tartışma tarafa çıktı. Diğer ülkelerden Romanya. Romanya da eski komünist bir ülke. E bunlara da bedavadan veriyor bunları. Türkiye'ye gelince yok. Bu o zaman ahde vefa dediğimiz uluslararası hukukta paktesun servande uyuyor mu? Hayır. Peki bu durumda Türkiye ne yapacak? Ağzını mı açacak böyle füze gelsin benim vurdu. Antep'te vatandaşlarımızı vurdular. Ve şöyle bir şey, Suriye bizi tehdit etti kimyasal silahla. Irak aynı şekilde. Komutanım hatırlayacak, 1991 Körfez Savaşı esnasında Irak bizi tehdit etti. Hem kimyasal silahla hem de füze atarız diye. Peki o zaman bir şey var ortada. Bu şu, unutmayalım ki füzeyi yapanlar Almanlar. Almanların teknolojisini çalan Sovyetler ve Rusya ve onun üzerine Amerika Birleşik Devletleri bugünkü noktaya gelmiştir. Ve 1 ve iki füzedir, öyle mi? Peki bugünkü füzelerin bir başka üst jenerasyonu var. O da hipersonik füzelerin yapıldığını düşünelim. Sen onlar varken Türkiye diyorsun yerinde dursun. Bu o zaman olur mu ya? Yani sen Türkiye gibi bütün üç kıtayı e, bir şekilde kontrol eden ülkeye böyle bir teknolojiden mahrum etme hakkın var mı? Peki ne oldu? Türkiye kendi bir kere karadan kara füzesini yaptı. İki, alçak irtifa füzesini yaptık. hizarları yaptık orta irtifa. Bu Türkiye için ben her zaman söylüyorum. Amerika'lara teşekkür ediyoruz. Atma, atmaca 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 işte dedim ya. Alçak orta irtifa hiserlerle beraber yüksek irtifanın üzerinde çalışıyoruz. Peki burada Türkiye ile Rusya hocanın dediği gibi gerel İlyas Hoca'ya. Türkiye'de Rusya çalışırsa ne olur? Türkiye'de Rusya çalışırsa Eski bu füzeleri veya başka ortak yapacağımız silahları bütün dünyaya satabiliriz. Evet. Rusya şu anda dünyada silah satışında ikinci durumda. Ama bakın bu bize neyi sağlıyor? Hem batı meydanlarından gelebilecek bir tehdidi ki hem de doğudan, hocanın dediği gibi İran'ın elinde İstanbul'u hatta Bulgaristan dahil batı füz şeylerini vurabilecek füzeler var. Peki Türkiye NATO ne yaptı? Sizin sorunuza cevap olarak Sayın Cumhurbaşkanı karşı çıktı NATO füze teknolojisine. Ve orada güç ve dengeden bahsediyoruz. Şimdi güç nedir? Dış politikada yapacağını yaptırmamak, yapmayacağını yaptırmak. Şöyle söyledi. Dedi ki ben Malatya'ya füzeyi koydurmayacağım. Haklı da aslında. Neden? Füze sadece bir sistemdir. Onu yakalayacak radarı bize veriyor. Peki nereye verdi? Dünkü komünist Bulgaristan'a veriyor şeyi. Ve Romanya'ya koyuyor füzeleri. Artı Almanya'ya. Tetik kimle? Almanlar da bile değil, Amerikalılar. Amerika Birleşik Devletleri. Peki bütün bu füze sistemi aslında için kuruldu? Benim doktora tezim Sovyetlerin Amerikalar atacakları füzeler için. <laughs> Peki bütün bu sistemler Amerika'ya ne sağlıyor? 15-20 saniyelik bir fa fazla yaklaşık 10 dakikaya sürmeyecek kadar bir reaksiyon süresi. Yani eğer Amerikalılar ve Ruslar füze atmaya kalkarlarsa veya İran bu radarlar sistemi Amerikan radarlarını harekete geçirecek. İlk önce Kanada ve Alaska'daki füzeler ve yukarıdaki füzeler ki e, şöyle söyleyeyim. E, Erhan Hoca ile büyük akıncı ile çok güzel bir kitap hazırladık. Önümüzdeki hafta yayınlanacak inşallah. Orada dünyadaki hava ve uzay savaşları nasıl olacağını anlattı. Beşinci boyuttaki bir savaş. Bunu nerede uyguladılar? İlk Irak Savaşı'nda 91'de. Ve havadan attıkları, karadan attıkları, denizden attıkları Tomahawk füzeleri de Irak'ın hava savunmasını 6. gün kör ettiler. Irak teslim oldu. Neden? Radar olmadan hiçbir şey yapamazsınız. Peki Türkiye bunları almak suretiyle bir şey daha yaptı. Bugün onu savunalım. Aslanlar gibi Türk mühendislerinin yaptığı radarı biz Trabzon'a yerleştirdik. Amerika'nın vermediklerini Türk mühendisleri Türk subayı askeri yapıyor. Bu büyük bir başarı. Yani ben mektepte okurken Amerikan radarlarıyla şey yaptık. Biz ondan daha iyisini yaptık. Artı alçak, orta ve yüksek irtifayı yakalayabiliyor. O halde S400'ün bir alınması bir zarurettir ve bu şunu da ifade etmekte fayda var. Bu NATO'nun da hava savunmasını bir şekilde güçlendiriyor. Bir. İkinci husus Sayın Putin, e, Başkan Obama ile bunu tartıştı. Gelin dedi biz birleştirelim. Ama Amerikan sanatosu karşı çıktı. Nedir? İran eğer tehditse görüyorsanız. Biz birleştirelim hava savunmasını. NATO karşı çıktı bunun. Artı 16.1'de Rus e, suvayları Brüksel'de görev aldı bunun için. Ama Amerika karşı çıktı. Neden? Çünkü istemiyor. Şu da var. Amerika bu füze sistemini bütün müttefiklere satmak istedi de onda. Şimdi biraz sonra konuşacağız. Rafael uçaklarını e, şey İsviçre almadı. E, veya nükleer denizaltıları kovaladı Fransızları. Şimdi ne yapıyor Fransızlar? Mısır'a satmaya çalışıyor. Demek ki burada Avrupa ile de ayrıca bir e, savunma pazarı kavgası var. Onların kendi e, bu pazarların kardeşim. içerisinde Türkiye en doğrusunu en doğru zamanda yapmıştır. Ha burada Peki. radar bize bir faydası var mı? Evet neden? Şu Kuşkusuz. andaki bu radar bizim e, göremediğimiz İran olası bir saldırısını veya Suriye'den Irak'tan gelecek füzeyi görebiliyor. Ama bunu vuracak füze yok. Peki.